açılımın nasıl devam edeceği ve nelerin hedeflendiği ile ilgili konuşma içinde Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durgu'yu davet ediyoruz. Sayın Valim, Valilerim, Kaymakamlarım, Zeytinburnu Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, değerli misafirlerim, ekonomi bölge müdürümüz, hoş geldiniz diyorum. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Çalışma arkadaşlarına da katıldıkları için teşekkür ediyorum. Biz birçok işlerimizle, devletle, devletin yardımıyla bir yerlere geldik, buralara geldik. Şimdi devletimiz bir şeye daha önem veriyor. Diyor ki, biz ülkemizde sağlık alanında marka olmamız lazım. Bunun hem hastanelerimize hem de ülkemize marka olarak önemli değeri olacaktır, katkısı olacaktır. Bundan 20-30 yıl önce birçok önemli hastalıklar için hastalarımız birçok batı ülkelerine, Amerika'ya gidiyorlardı ve çok önemli masraflar yapıp ülkemize dönüyordu. Artık ülkemizde sağlık hizmetleri çok gelişti. Geçen gün Kaymakam Bey'le de sohbet ediyoruz. Kaymakam Bey diyor ki, ya diyor, bu otellere bu paraları nasıl veriyorlar şaşırdım diyor. Ama diyor, gelenler sağlık için geliyormuş birçoğu, otellere de bir döviz bırakıyor. Veya başka alanlarda, restoranlarda yine ciddi dövizler bırakıyor ve ülkemizin tanıtılmasında büyük fayda sağlıyorlar. Bizim de ülkemizin tanıtılmaya hem ihtiyacı var hem de layık. Gerçekten ülkemizde şu an gurur duyacağımız bir sağlık hizmeti üretiliyor, sunuluyor. Nasıl sunuluyor? Bir kere altyapısı artık mükemmel oldu hastanelerimizin. Bunun yanında konfor yönünden de mükemmel oldu. Hemen hemen bütün hastaneler tek yataklı, nitelikli yataklar, nitelikli hizmetler üretilebiliyor. Yani hepsinde MR'lı, BT'li, birçok özellikli işlemler yapılabiliyor. İstanbul farklı bir kent. Dünyanın en gözde kentlerinden biri. Turizm yönünden çok değerli bir şehir. Hem tarihi yönden, hem doğal güzellikleri yönden, hem de her türlü hizmetlerin, imkanların olması yönünden insanların İstanbul'u tercih etmesi, ülkemizi tercih etmesi önemli. Ancak sadece İstanbul'da değil, birçok ülkemizin büyük şehirlerinde de bu sağlık hizmetleri bu şekilde veriliyor. Şimdi bunların birçoğu el yordamıyla yapılıyordu. Ancak bizim bunu daha düzgün, daha profesyonel bir şekilde yapmamız gerektiğine inanıyoruz, inandık. Bunun için kalitelerimizi arttırdık ve cihaz altyapısını daha iyiye getirdik. 50'ye yakın çalışan doktorumuz var. Hepsi kendi alanında oldukça başarılı ve çok önemli işler yapıyorlar. Biz de bunlardan gurur duyuyoruz. Aynı şekilde hemşirelerimiz öyle. Artık hemşirelik hizmeti de branşlara ayrılmış durumda. Kimisi ameliyathane hemşiresi, kimisi yoğun bakım hemşiresi, kimisi işte saç ekiminde çalışıyor, kimisi güzellik merkezinde çalışıyor. Yani hizmette de ülkemizin ciddi bir kalitesi değişti ve hastanemiz için de bunlar böyle oldu. Şimdi burada dışarıdan gelen hastalara farklı bir alanda hizmet verecek ve onların dilinden anlayacak, onlara tercümanlık yapabilecek ve aramızda yine yabancı dil bilen hekimlerin de onlara cevap vereceği şekilde bir sistem kurduk. Bu hastanenin içinde yaygın bir sistem ama girişte bir yerde karşılanacak. İşte bazı yardımcı personellerle ilgili doktorlara götürülecek. Oradan onlara en sağlıklı bilgi verilecek. Bunlar bazen internet ortamında verilecek. Bazen yüz yüze görüşülerek verilecek. Böyle bir hedefimiz var. Ülkemizde 2009 yılında ciddi bir şekilde ülkemize
sağlık turizmi için, bundan sonraki yıllarda da sağlık turizmi için çok sayıda hastalar gelmiştir. Buradan tedavi imkanı bulmuşlardır. Gelen hastaların 2009'da söylediğim gibi büyük bir kısmı, yani %92 gibi bir kısmı özel hastanelerde bu hizmetlere almakta. Devletimiz de bunu teşvik etmekte. Hem ekonomik yönden, biraz önce Özgür Bey bahsetti, ekonomik yönden de destek olacağını ve bunun kurallarını koymuş. Buna göre sözleşmeler yaptı. Bunun dışında ayrıca hastanelere diyor ki, ben sizlere kadro sınırlı veririm ama %10 ve üzerinde hasta, yabancı hasta getirirseniz size ben kadro verirken de farklı davranırım veya bir branş ilave edecekseniz bunun için de farklı davranırım. Bu şekilde imkanlar da bize sunuyor devletimiz. Bunun için biz de bütün bunlardan istifade ederek bugünkünden daha iyi hizmetler vermek üzere bu yola çıktık. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz, katıldığınız için. Ülkemiz büyük ihtimalle bir bu alanda yıldızı parlayan bir ülkedir. Hep beraber inşallah arzu ettiğimiz hedeflere ulaşırız diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sayın